Herkese merhaba arkadaşlar yeniden. Bilmeyen arkadaşlar için hatırlatmak istiyorum. Bir süre önce YouTube üzerinden kemençe dersi veriyordum. Bazı sorunlardan dolayı YouTube'u kapatmak zorunda kaldım. Ama sizlere söz vermiştim Facebook üzerinden devam edeceğim diye. Yavaştan çalışmalarına başladım. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Sizden tek ricam videoları beğenin, videoları paylaşın, yorum atın ve arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Bunları yaparsanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdi konumuza girelim. Bugünkü öğreneceğimiz parçamız Dağbaşı Fener diye güzel bir eser arkadaşlar. Parçamız Segah makamında. Gayet güzel bir parça. Her zaman olduğu gibi önceden bilenler biliyordur. Ben parçayı bir kere size çalıp seslendireceğim. Daha sonra solfejini yapacağım. Daha sonra videoyu yakın bir kısma getirip parmaklarımı da göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Umarım herkese faydam dokunur ve herkes öğrenebilir. Gerçi öğrenilecek bir parça değil, kolay bir parça. Kolay gelsin diyelim herkese. Solfej kısmına geliyorum arkadaşlar. Solfejini biraz hızlı yapabilirim. Daha sonrasında videonun ilerleyen kısımlarında yavaş bir şekilde yapacağım. Not almanız için. Oradan not alabilirsiniz. Parçamız Segah makamı. Bu parça için si notasında başlayacağız ve si notasında bitireceğiz. Si'leri ben natural alıyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Si do re 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 mi re mi re do re re si do re re. Şimdi yakın plana geliyorum ve parçamızı incelemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yakına geldim her zamanki gibi. Parçamız Segah makamı demiştim. Çift tel çalıyoruz parçayı. Yani şöyle ikisine basmaya çalışalım. Şu şekilde. Böyle başlayacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde olsun parmağınız. Si'lerimizi böyle basıyoruz. Do'larımızı böyle basıyoruz. Aşağıda da Mi'ye tek tel üzerinden basıyoruz ama La'ya da sürtüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Yani iki tele birden sürtüyoruz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi birinci bölüm olarak ilk kısmını inceleyelim. İlk önce bir solfejini tekrarlayayım. Daha sonra yavaş şekilde göstereyim arkadaşlar. Birinci bölüm. Si do re 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 mi re mi re do re re. Bu kadar. Birinci bölümümüz bu kadar. Şimdi daha yavaşça gösteriyorum. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Sürekli yapayım arkadaşlar, aklınıza girene kadar bir 4-5 kez yapıyorum. Daha sonra tekrar yavaşça bir gösteririm parmaklarımı. Daha sonra ikinci kısmına geçeriz. Zaten kolay bir parça. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Burada re'leri boş telle çalarken arkadaşlar la teliyle beraber sürtüyorum, yani şu şekilde. İki tele bir orta ve ince telimize aynı anda sürtüyorum re'leri boş çalarken. Bunu da söyledikten sonra bir kez daha tekrarlayalım ilk bölümü.
Daha sonrasında ikinci kısma geçiyoruz arkadaşlar. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Evet, şimdi ikinci kısma geçebiliriz. Şimdi ikinci kısmı detaylı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Burada unutmamanız gereken si'leri ve do'ları çalarken orta tel ve kalın tele aynı anda basıyorum arkadaşlar. Bir de mi'yi çalarken şurada mi'ye basıyorum tek tel üzerinden ama boş la telini de sürtüyorum ve re telini de çalarken la ve re teline aynı anda sürtüyorum arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Şimdi bunları da dikkate alarak tekrar yavaşça solfejini yapıyorum birkaç kez. Daha sonra parçayı komple toplayarak baştan sona solfejini yapacağım. Daha sonrasında da biraz daha geri gidip bu sefer bilek hareketlerimi göstereceğim. En sonunda sizin parçaya çalıştıktan sonra çalmanız gereken metronomda tekrar çalıp videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Şimdi birkaç kez solfejini yapmaya devam ediyorum ikinci bölümü. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Daha yavaş yapayım. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Son. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Şimdi parçamızı toparlayalım baştan sona. İlk önce bir hızlı çalayım, daha sonra yavaş çalacağım. Si do re 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 mi re mi re do re re. Si do re 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 mi re mi re do re re. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Mi re mi re do re do si do si re do si si si. Şimdi yavaş. Si do re 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 re. Mi re mi re do re re. Si do re 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 re. Mi re mi re do re re. Mi re mi re do re. Do si do si re do si si si. Mi re mi re do re. Do si do si re do si si si. Şimdi bilek hareketlerimi göstermek için biraz videonun gerisine çekiliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bilek hareketlerime dikkat etmenizi istiyorum. Burada ilk önce yavaş çalacağım, daha sonra hızlısını çalacağım. İkisini de lütfen iyice inceleyelim. Videonun sonunda da sizin çalıştıktan sonra çalmanız gereken metronomu da çalacağım ve videomuzu bitireceğim arkadaşlar. Yine çalarken de solfejini yapmaya devam edeceğim. Lütfen videoları paylaşmayı, bana destek olmayı ve sayfaya arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Beğenirseniz de sevinirim. Başka bir isteğim yok sizden. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Diğer kemençe dersleri videomuzda, diğer çalışmalarımızda, arkadaşlarımla yaptığım çalışmalarımızda Facebook üzerinde sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar.